الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله من لا النبي بعد له والصلاتنا والسلامنا على شفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد محترم أهل الإسلام أهل إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allohga hamd bo'lsin, yaratgan Robbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Yana sizga bizga nasib etayotgan muqaddas Shavvol oylarini yana juma holatlari barchamizga xayrlik, barakotlik bo'lsin. Bu Allohimdan hojatlarimizni so'raymiz, Allohimdan dardlarimizga shifo so'raymiz, Allohimdan qarzimizga najot so'raymiz. Allohimdan vatanga tinchlikni, osoyishtalikni so'raymiz, elga, yurtga xotirjamlikni so'raymiz. Bu yerlarimizga hosildorliklarni so'raymiz deb qancha mo'min musulmon mayli bu ichidagi niyatlari, ichidagi dardlari, ichidagi Allohga iltijolarini olib kelib o'tiribmiz. Iloho Allohi taborak va taolo bosib kelgan qadamlarimizga ajr bersin. Bu kitoblardan aytibdiki, من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما تقدم من ذنبه وزيادة ثلاثة أيام شهد كشا كم جمعة قديب يونسا مسألة مسألة دي يعني شو عملنا يونش عملنا ترتيبه qilish darajasi me'yorini masala deydi. Masalasi. Niyat qildim muborak juma kunida, niyat qildim muborak juma kunida yuvinishlikka. Bu juda muhim birodarlar, chunki niyat qildim namoz juma uchun g'usl olishlikka desa, namoz juma tugagandan keyin betahorat bo'lib qoladi. Niyat qildim muborak juma kunida yuvinishlikka. Domla, bu muborak juma kunida yuvinish nima shartmi? Birodarlar, shart emas, u sunnat. Birinchisi jumada yuvinish. Ikkinchisi Arafat. Ertaga hayit degan kuni, Arafa kuni yuvinish. Uchinchisi hajga ihrom, umraga ihrom o'rashdan oldin yuvinish. Birodarlar, mana shu narsalar sunnat ekan. Buni tark etish makruh ekan. Lekin bir nozik joyini eshiting. Qishni qirovlik kunida yuvinishim sunnatdir, yuvinmasam makruh ekan deb, qishni sovuq kunida odam yuvinib to'g'ridan to'g'ri namoz jumaga qarab yurishni istamasin. Chunki shamollab qolsa bo'lmaydi. Yani nima degan islomlar, abu hozir shamollab qolsa bo'lmaydi, hozir sunnat deb turibsiz, javobni eshiting. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rahmat etadilar. Kimga meni sunnatlarim mashaqqat keltirsa, agar tark etib tursin. Voy, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarang. Agar meni sunnatlarim kimga mashaqqat keltirib tursa, tark etib tursin. Birodarlar, yuvinadigan bo'lsak, qishni kunida quloqlar, bo'yinlar, u joylarga tunovdagi qattiq sovuqlarda, shuning uchun bu narsalar nihoyatda ulug' ekan. Shu yerda bir narsani yozgan. Allohni baytiga boraman, juma kuni mana yuvinyapman, yuvinaman deb yuvinib, badanlariga suv quyganida, badaniga tushgan suvni qatralari badanidan oqqanida, gunohlari kechirilib,
g'usl tugagan zahoti onasidan tug'ilgan kunida gunohidan porig' bo'lib qolar ekan. G'usl tugagan zahoti onasidan tug'ilgan kunidek gunohidan porig' bo'lib qolar ekan muhtaram azizlar. Alhamdulillah hammamiz g'usllar etib, tahoratlar olib, niyatlar qilib, qadamlar bosib keldik. Allohim ajr bergin, savob bergin, gunohlarimizni kechirgin, hidoyatinga boshlagin. Soniyan Hazrat payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, bugun O'zbekiston musulmonlari idorasidan sizga bizga yo'rug' etilib, bu juma suhbatlari, juma mu'izalari uchun yo'rug' takabburlik musulmonga yot sifat degan bir ulug' bir, zarur bir, muhim bir mavzuni yuborganlar, iloha Allohi taboraka va taolo bundoq dolzarb, bundoq zarur o'zimiz va siz uchun kerakli bo'ladigan bundoq mavzuni bergan ulamoni Allohim dunyo va oxiratini obod etgin. Muhtaram jamoat. Inson dunyoda yashar ekan uning eng oliy maqsadi Haq taoloni roziligiga erishmoqdir. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Biz jinlar bilan insonlarni faqatgina o'zimizga ibodat qilishgagina yaratdik. Biz jinlarni insonlarni o'zimizgagina ibodat qilishga yaratdik. Inson bekorga keldingmi dunyoga? Nimaga keldik? Allohning roziligini topish uchun. Buning uchun Alloh taboraka va taolo yaxshi ko'radigan axloqlarga ega bo'lmoq, u zot yoqtirmaydigan xislatlardan uzoq bo'lmoq lozimdir. Xudoy taboraka va taolo buyurganini qilib, qaytaridan qaytishimiz lozimdir, kerakdir, zarurdir. Albatta poklanish ziynatlanishdan oldin turadi. Binobarin bugun sizlar bilan musulmon insonga yod bo'lgan kibr va takabburlik illati, uning sabablari hamda undan saqlanish yo'llari xususida suhbatlashamiz. Odamning ziynati bo'lsa, chiroyli kiyimlari bo'lsa, nopok bo'lsa, tahorati bo'lmasa qanaqa bo'ladi? Ziynatidan nima foyda? G'usli bo'lmasa, uni go'zal kiyinganidan nima foyda? Odamda go'zal axloq bo'lmasa, uni iymonidan nima foyda? Odamda axloq bo'lmasa, xulq bo'lmasa, uni iymonidan nima foyda? Takabburlik haqida Alloh taboraka va taolo Qur'onida shundoq deydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لا يحب المستكبرين البتة الله تبارك وتعالى كبر etuvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Albatta ta'kidiy kelyapti. Ta'kidlab kelyapti. Albatta Alloh tabarak va taolo kibr etuvchilarni yaxshi ko'rmaydi. Kibr kibr degani kattalik degani. Bunga ta'rif bergan zotlar aytadilar. Besh narsani sanagan. Birinchisi ilm ma'rifatda bir. Ikkinchisi kuch quvvatda ikki. Uchinchisi molu davlatda. To'rtinchisi obro izzatda. Beshinchisi husni jamolda. Ilmda, boylikda, martabada, quvvatda, kuch quvvatda, husni jamolda. Ikkinchi bir odamni o'zidan past sanashni otini kibr der ekan. Mana shu mendan ilmsiz. Mana shuni mendan puli kam.
Mənə şimdi, məndən mərtəbəsi pəhs. Degen fikirgə bargan adamı mütəkəbbir derəkən, ey insan, yaratgan Rabbimiz yaxşı görməsimiş bunu. Yaman görərimiş bunu. Şu xislətini yaman görərimiş. Ayəti də eytibdi, Allah-u Tebarik ve Teala kibir getucilerini sevmeydi. Mezkur ayette kibir kılucular Allah-u Tebarik ve Teala'nın muhabbetinden uzak kişiler ekenini takitlemekte. Tabii ki bunda kişiler Allah-u Tebarik ve Teala'nın büyük fazlı cennetten hem uzak bölediler. Allah-u Tebarik ve Teala özü fazlı bilen Kırgız'da bizi ibadetimiz üçün Kırgızmaydı. Allah tebarak ve teala ibadetini büyürgen. Onu becerişimiz gerek. İbadet kıpkoygenimiz için kırgızmaydı. Fazlıdan kırgızadı. Bu itikadımızdır. Hudanı fazlıdan uzak bokkaladı. Kibir egesi diyemdi. İbadetten kılışı mümkün eken demek o. Sakalam koyuşu, sallayam uğraşı mümkün eken. Demek hacilerde var peygene hem buluşu mümkün egen. Mescid hem kuruşu mümkün egen o. Ya Hüday Tebarek ve Teala'nın fazladan uzağa okuyorlar eken. Az eştemiz bunu. Bu hususu da İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'u rivayet kılgen hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunu da oraya geldiler. Az bana şu hadisi okuyayımız. Ketti'deki hadislerini ruhsatiler bilen manasını özüne eteylik. Çünkü bu hadisin metni ge bari metniden hem mesela mezmun şerh bir işin ilacı yok. Şunun için kıskarak o işin hareketini kılamız ciddi kette mavzu bu. Şunu hadisini düşünedigen, ilimini biledigen biraderlerimiz bundan uksu meseleler. Biz şunu aldığılardan ütkü yapmış. Bismillahirrahmanirrahim. La yedhulul cennete ehedun fi kalbihi mithqalu zarratin minel kibri. Yani kalbide zerre miskalişe kibir var adam cennetke kirtilmeydi. Bu mübarek hadisten hem kibirini kançelik yaman illet ekeni malum buladı. Bir tamçı necaset bitti kette idişteki suunu napak kılgen edek zerrece kibir insanlı bor emelini bekar kıladı. Hakikatte. Böyle. Kelin bir de çeleydi balin. Bir çelek pakıza suge. Bir haram nerse çüşüp gitti. Az gene haram çüşüp gitti. Mesela arak tokulup gitti değil. Faras kılın ilim için ne yapıyoruz bu yapma. Çeleydeki hem de sonu haram kıladı. Adamdaki zerre çekebir. Kogan emellerini havada kılarak. E'tibor bilan qararsa, kibir illatidan boshqa xislat yoki amal uchun bu darajada salbiy vasf berilmagan. Ko'p edi-ku yomon ishlar, gunohlar, ma'siyatlar. Nega ular aytilmaydi, kibir aytiladi? Nega? O'g'irlik deb yozsa bo'lmasmidi? Zinokor deb yozsa bo'lmasmidi? Yo, kibirlik deb yozyapti. Kibir hatta bir zerresi hem insanın halaketke kifaya kıladı. Azibette zerre zerre miskal deyip yapır yapmış braderler. Şerhada etken ki ana seydene var mı? Kara seydene. Nalını tepesige. Nalını tepesige sal edigen kara seydene. Oşanı kardel derken Arap tilida xardal. Hadisda aytganki, kimni qalbida xardalchilik degan. Tasavvur qilavering endi uni yog'ini. A bizda bir tuyachalik bordir, bir pilchalik bordir. Endi buni eshituvchi to'g'ri tushunsin, mo'min musulmon to'g'ri qabul qilsin. Buni o'qib berayotgan domla menda bu xislat yo'q degani emas bu. Şu çıkayetken keltey bizi hem çetlep ötmesin, bizi hem nasihat bulsun.
Biz yem iyisiniz kirsin. Mesela kalbide kibri var adamda takvadarlıkını başı bulmuş tavadı hulkı topulmaydı. Şimdi yaman cihetleri senele başlayın yaptı. Şünce yakşı emeli var o kibri. Şünce yakşı işleri kov, kibri var bunu. Demek ya, unaka, bitti kibir degenge cennet kırtılmaydı, cennetke değildi. Oşa şahlan yaptı, içtik. Kibri var adam kalbideki gineni, birincisi. Kalbide kibri var adamda takvadarlıkning başı bo'lgan tavoziylik xulqi topilmaydi. Allah tebarek ve teala ayetede şu mazmunlarını aytgan. Yer yüzüde, meni tavozilik bilen yer yüzüde Allah'ım aytadi, maktab aytadi. Yer yüzüde bandalarımın içinden tavozilik bilen yuradiganlari bor degan. Tavada tahminen mana şu başını çap tomonga moyil qilib, qalbga mutanosib qilib, mana shunday yurlar ekan. Kitobida shunday deya yurlar ekan. Beshona kibrda birinchi topilmaydigan narsa shu. Ulug'lar aytadi, azizlar aytadi. Bu mag'rur yursa bo'lmaydimi? Albatta ozgina egilib shunaqa tavozilik bilan yurish nima beradi u? Ulug'lar javob beradiki, tavozilik odamni yuqoriga ko'taradi. Iya, ta'sir odam nima? Mag'rur bo'lib yuqoriga chiqalmaydimi? Yo'q, chiqalmas ekan. Sababini eshiting. Tavozilik bilan ketayotgan odam yuqoriga ketayotgani aniq ekan. Kibrlanayotgan odamni pastga ketayotgani aniq ekan. Misolini ko'ring, misolini eshiting. Toqqa chiqayotgan odamga qara deydilar. Tog'ga yuqoriga chiqayotgan odam qanaqa chiqadi? Egilib, mana shuna qilib tirmashib chiqadi. Tog'ga mag'rur chiqalmaysiz. Shuning uchun egilar ekan, tavozi bo'lar ekan. Yuqoriga chiqayotgani uchun ekan. Mag'rur odamni kibr egasini pastga tushib ketayotganining sababi haqiqatda tog'dan tushayotganda odam orqasiga tislanib tushadi. Yumalab ketishi mumkin-da oldiga. Orqaga tormozni bosib tushadi. Shunda gerdayib qoladi, g'odayib qoladi. Birodarlar, g'odaygan odamni pastga ketayotganining sababi shu ekan. Ha, tog'dan gerdayib tog'dan egilib tushib ko'ring, yumalab ketasiz. Orqaga tislanish kerak. Oldiga yumalab ketmaslik uchun. U bechora o'ylayapti, men bunaqa gerdayib martabam baland bo'ladi deb o'ylayapti. Yo'q, pastga tushib ketyapsan, birodar. To'g'rimiz. Masalan, kibri bor odam qalbidagi gina va hasadni tark eta olmasligi mumkin. Bechorani qalbida kibri bo'lsa, gina bilan hasadni, hasad degani o'rishlik degani. Hasad degani o'rishlik degani. Bu xislat egasi faqat gunohlarni, ma'siyatlarni o'radi, to'playdi. Shuning uchun hasad deb nomlangan. Bechora kibir, kibirlik odam hasad bilan ginadan qutulanmaydi. Odamlarni o'zidan past sanashdan va g'ibat qilishdan o'zini tutib tura olmaydi. Yana uni belgilardan bittasi. Faqat odamlarni muhokamasiga o'tadi. Faqat uchinchi shaxsni gapiradi. O'zi dinimizda uchinchi shaxsni gapirish yaxshi emas. Oyatida aytadi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده Humezelerge, lümezelerge veyl busun, lanet busun, devzah busun. Vay 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 vay. Humezelerge, lümezelerge veyl busun, devzah busun, lanet busun. Humeze degeni gıybetçi degeni yeken. Lümeze degeni bitki çapar degeni yeken. Gıybetçige, gıybetçilerge. Bitki çaparlarge. Lanet olsun. Lanet degeni dünyada hor olsun, ahirette azapta kalsın degeni. Biraderler, Kur'an'ın lanetine koyan adam anık davzakka kiradı. Ne adam bu ne kadar? Bu ne kadar günahını ne için kıladı? Ne için? Şunun sebebine itedi ayeti de. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ Ular malını toplap al gelirler, seneydiler. Şunun için kıl yaptı bunu. Aldım pülü yok idi. Hiç. Bıra onu gəpiriş, yolda dursun, özü bilenen, özü etibar verişke ilacı yok idi. İrtalattan geç geçe mihnet idi. Ya Allah'ım berip kaldı yok pülünü. Hudayım bunge yuhtırıp kaldı yok. Kolları pül gördük o. Ana indi başlaydı muhakeme götüp etedi, sebebi şu eken. Kısa kılıp ayetken de kan da yaman hulk bulsa mütekabbirge özünün katta korsatış için kerek öyle. Yeryüzdeki kanakı yaman hulklar, kança iflaslılar bulsa şu kibir adamı ki kerek şu. Her kan da yakşı hulk bulsa mütekabbir onge ege böyle olmaydı. Beşaranın ikinci zararı bu, beşaranın ikinci yutkazışı. Kanaka yaşlılıklar bulsa uşandan mahrum bu kalanı. Bir cöyde bir adam katta sabah verirken hiç esimizden çıkmaydı. Bir cöyde vardı ki ziyaretke varsak. Koreke şu Arapça okuşunu bilesiz de. Manalarını düşünesiz de bilemiz. Şuna kadar. Bana kabirdeki taşını oku bir yerin. Ayet yazılırken eken. Kabirdeki taş diye okuladım, diye okuladım. Özünün yolu var okuşunu. Yani şu pasıge kekende, yer tamamıge kekende hiç okuyu bilmedim. De karayım ben. Bu meydi. Lupa var, op geleyim. Op ki, op ki, lupayını op ki. Lupalar koy bir yerde hiç. Üzür okuyu bilmedim. Lekin manetteki Sure-i Bakara'nın ayetleri eken. Karakın onu özümüze mi okuduk? Üşen'i pasıdakini okalma yaptınız. Üzür. Ortadan ancak vakti otadı. Yani o şeyde bak kalemiz. Karakın Üşen'i biz okuduk. Kanakı okuduylar. Gelin size. Bağırsak. Kanaka oku deyiler. Yuvanı gömde korpeçe saldı. Kabirini aldı. Yan başlayın koreke dedi. Ben de yan başlasam kegin nuktanı kurdum. Kegin okuyu aldım. Bu degeni godaysan ilim alalmaysan diyetken yiyken min yıl aldın ketken eken şu tılsın. Hamme gelip tepesine gelip goday yetken eken onun tepesine. Beçara kibir adamı ne ilim alalıydı, ne onge eriş alalıydı. Sebebi bitti, onda kibir var. Her kanda yaş hulk bolsa, mütekabbir onge ege bola olmaydı. Çünkü, bunda kattalığım ketip kaladı deyip oylaydı. Şuna kısam, bu meyde deyip kısablaydı. Neticede kibirlik kimsede cennetilerinin ahlakı batamam topulmaydı. Kanakı bosa şuna koku yapma. Kanakı yazgen bosa şuna koku yaptı.
Mutekabbir insonning eng katta kamchiligi u kibri sababli haq va to'g'ri gapni qabul qila olmaydi. Mana bu dahshatlisi bu. Qabul qila olmaydi. Iloji yo'q, qabul qila olmaydi uni. Bu unga berilgan katta jazodir. Bu haqida Alloh taboraka va taolo Qur'onida marhamat etadi oyatning mazmuni. Yerda nohaqlik bilan kibrlanib yuruvchilar ongini oyatlarimizni idrok etishdan chetlatib qo'yajakmiz. Yerda kibrlanib yuradigan bandalarimdan oyatlarimni eshitishdan chetlab qo'yajakmiz. Xudo adashtirsa shunaqa bo'ladi. Xudo adashtirmasin. Dar haqiqat. Alloh taboraka va taoloning oyatlarini anglay olmaslikdan ko'ra katta musibat yo'q. O'z navbatida haqni tan olmaslik o'zgalarni mensimaslikka olib keladi. O'zini haq deb biladi. Quyidagi hadisi sharifda kibrning eng asosiy alomatlari ko'rsatib berilgan. Desak mubolag'a bo'lmaydi deb hadisni keltirganlar. Kibr haq va to'g'rini tan olmaslik va odamlarning mensimaslikdir. Imom Muslim rivoyatlarida hadis bu. Al-kibru batarul haqqi va ghamtun nasi. Kibr haqni tan olmaslik, odamlarni mensimaslikdir. Kibr kimga nisbatan qilinayotganiga qarab 3 turga bo'linadi. Birinchisi Alloh taboraka va taologa kibr. Ya tavba. Qarang bandasini yaratgan Robbisiga ham kibr qilar ekan. Shuni o'rganish natijasida bir qancha hadislarni, ma'lumotlarni o'rganishga to'g'ri keldi. Kibr nafsdan kelib chiqadigan narsa ekan. Ba'zi narsalar bor, aqldan kelib chiqadigan narsalar. Ba'zi narsalar bor, nafsdan kelib chiqadi. Nega nafs bunaqa? Mulla Ali al-Qori yozibdilar. Mirqotil Mafotihda, Mushkotil Masobih Sharifni sharhida. Alloh taborak va taolo aqlni yaratdi. So'ngra dedi: "Ey aql, sen kim u, men kim?" Aql darrov ta'zim etdi, sajda etdi. Ey Rabbim sen meni yaratgan Rabbimsan. Men quling aqlman dedi. Alloh taborak va taolo uni maqtadi. U bilan do'stlashganini ham maqtadi. Shuning uchun aql maqtalgan ekan. Xudoy taborak va taolo yaratib, sen kimsan, men kimman? Sen Rabbimsan. Men bandangman dedi. Darhol etdi aql. Shuning uchun maqtaldi u. Nafsni yaratdi, badbaxtni. Ey nafs, sen kimsan o, men kimman? O'z qozi yaralgan. Nima dedi nafs? Sen bu sensan, men bu menman dedi. Ay, benda o'z qozi yaratdi-ku Robbim. Qoz yo'q eding, seni yaratdi-ku. Sen Robbimsan demadi. Alloh taborak va taolo dovzoqqa tashlattirdi uni. Dovzoqqa tashlab bir qanchadan keyin chiqdi. Chiqqandan keyin sen kimsan, men kimman? Sen Robbim ekansan, men bandang ekanman dedi. O'shandan buyon nafs kalta yegandan keyin eskiradigan bo'ldi. Esinglardami? Kibrlanib ketib qoladi. Bir qiyinchiliklarni ko'rgandan keyin egilib qoladi. Shu qiyinchilik ko'rmasdan oldin egilib qo'ya qol. Yo'q, u hali kalta yegani yo'q, egilalmaydi. Sababi shu. Ikkinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kibr qilish. Demak, birinchisi Alloh taboraka va taologa kibr qilish. Bu eng yomon kibrdir. Bu Fir'avn va Namrudni kibriga o'xshab. Shu kibrli odam shu darajaga yetar ekanki, oxiri menman Rob der ekan. Avzan billahi min zalik. Menman der ekan.
Buxoro ne qo'yadi? Ne hayron bo'lasiz? Qur'ondagi Fir'avn, o'sha kitoblarda kelgan Namrud, u bor, hozir ham bor. Firavun bedbah o'tirsa, shayton hazillashibdi. Eshigini taqillatsa, kim dermiş, qo'rqib ketgan. Ali soqchilardan o'tib kelganda u. Kim desa, Xudoman deysan, eshigini orqasida kim turganini bilmaysan deb ustdan kulgan ekan. Palonchiman, tugunchiman, bo'lmasa ekan. İkincisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kibir etiş. Bu Makka kafirlerine okşat. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e boysunuştan cahillik ve serkeşlik ve kibir kılıçtan ibarettir. Rasulullah aldılar da evlerini ya. Rasulullah'ını korup kette buldu ya. Rasulullah'ın mucizelerini gözleri korup durdu ya. Yok, kabul kılarmadı. Üçüncüsü bendelerine kibir. Bu özünü başkalardan üstün koyup özgelerge pas nazar bilen karıştan ibarettir. Katta küçük formaları, her kıl formaları var onun. Kibir ve onge alıp baradigen sebepler hakkında İslam alemini büyük ulemalardan Hüccetül İslam Ebu Hamid Gazali aleyhi rahme kuyudaki manalarını cevap bergenler. Kibir kalbide özü üçün kaysıdır faziletlik nersede bir meratebe yaratadı. Kibir kalbide özü üçün kaysıdır faziletlik nersede bir meratebe yaratadı. Şunindeki başka adam üçün hem bir meratebe yaratadı. Kegin özünün mertebesini onun mertebesinden balantırak hesaplaydı. Mana şu nerse kibir hısletidir. Birinci özden yaşlı adam yese olaydı. Hatta bilesen yani o yüzden yaşlı mısın, yaman mısın? Birinci yaşlılık niye sevilir? Birinci takaslak görür. Bana ibadet kılma yaptı, ben ibadet kılma. Bu Kur'an okumaydı bu, ben Kur'an okuyayım. Bu napak bu, ben pakizam. Bu, ana şu iflaslıkın yolu bu. O şey yoldan ap gider. Oylama insan tefekkür kıl yapman, men yüksek yapman, men mertebeler... Yok. İplasliğini başlayan şuna kabul edin. İkinci bir adam bilen uzun takaslayı başlayın. Tezkarısı olsa ki, tezkarısı olsa Huda'nın rahmeti oladı. Mesela, bana uzak beş vakit namazlarının taşkarı geceleri bilen ibadet kılarak ya. Men kıl yapmam mı? Ertalabdan kechgacha Qur'onni qo'ymasak ham. O'zi men qachon Qur'onni qo'limga oldim? Qorilar o'qib bergani deydi. Ramazon deydi. Unda ham qatnashib, qatnashmay. Ulamolarning ta'kidlashlaricha kishida kibir illati borligi quyidagi alomatlar bilan bilinadi. Birincisi, kişi kelgende onu adamlar turup peşvaz çıkıp ya ki onu etrafında kol koşturup duruşlukunu haklaydı. İzzet talep. Bu yaman eken, yaman iflas nerse eken, adam bunu örgenip kalır eken. Bir merasımda kırp geri yapırız, hiç kim tanımaz eken de. Korake kelin dip koymadı ya, bir yaman buldum. Birodarlar, u boshlanish ekan bu. Nima, sen ham odamlar qatorida odamsan, o'tirar odamlarni qatorida. Nafs shunga o'rganib qoladi. Ta'sir, keling, yuqoriga dursa, bir kuni oddiy odamlarni qatorga qo'shib qo'ysak, Allohu akbar. Shuning uchun ilm ahlini bir hunar ahlini, bir mertebe ahlilerini odam yuvish, go'r kavlashga qatnashib turishsin deb tavsiya qilgan. Shuncha ilim bilan agar shu ishni qilayotgan bo'lsa, uni
davası bitti. Ölümü köp esleş gerek. Başka ilacı yok onun. Muhterem azizler. Rosa yaxshi mavzu, nihoyatda go'zal, nihoyatda zarur, nihoyatda muhim narsa edi. Lekin vaqtimiz nihoyasiga yetib kelyapti. Allohim, bandangimizda bu xatolarimiz ko'p. Shu xatokorlarning ichidagi yaxshilari bor ekan. Hammasi xatokor ekan, lekin ularning ichida yaxshilari bormish. Ular kimlar desangiz, xatolarini tan olganlar, tushunganlar, tavba qilganlar. Tavba qildik, Allohim. Xatolarimizdan tavba qildik. Gunohlarimizdan tavba qildik. Iloha gunohlarimizni kechirgin, hidoyatinga boshlagin. Kibirdagi yomon ishdan bizni asragin, ahlimizni asragin, yurtimizni asragin, barchamizni asragin. Allohim ulug'larni, taqvodorlarni, yaxshilarni yo'lidan bizga ham qolgan mu'minlarga ham nasib etgin. Bu mavzuga yana qaytajakmiz inshaalloh. Muhtaram azizlar, mana endi juma vaqtiga yaqinlab qoldik. Shuncha odamlar duo so'ragan, iltimos qilgan. Shularning haqlariga bir duolar qilaylik. Amin. Iloho Allohim, shifo talabida bo'lgan mu'minlar, mu'minotlarga Allohim dardlariga shifo bergin. Allohim bemor yotganlar bor, amaliyot o'tkazgan o'tkazayotganlar bor. Allohim ranjlariga davo bergin. Allohim qancha mu'min musulmonni boshida mushkil bor, mushkulini oson etgin. Hojatini ravo etgin. Qancha mu'min musulmon musofirchilikda yurgan ekan, tirishlik qilaman. Allohim o'zingni panohingda asrab qo'ygin. Esaromon yurtiga esaromonlikda kelsin. Iloho Allohim elga yurtga xizmat qilayotganini, Allohim baytinga xizmat qilayotganini, mo'minga musulmonlarga vatanga xizmat qilayotganini panohingda asrab qo'ygin. Allohim barcha mu'minlarga, musulmonlarga yaxshilik qilishni nasib etgin. Hasadlardan asragin, kibrlardan asragin. Birovni yomon ko'rishdan, musulmonlarga g'ildig'asht etishdan asragin. Vatanimiz tinch bo'lsin. Yurtimiz obod bo'lsin. Allohim baytinga moddiy, ma'naviy hissa qo'shayotgan mu'minlarni, mu'minotlarni dargohingda asrab qo'ygin, huzuringda saqlab qo'ygin. Ne umid, ne niyatlari bo'lsa, o'zing iltijolarini ijobat qilgin. Allohim barchamizga dunyoni yaxshiliklarini bergin, oxiratni yaxshiliklarini bergin, qiyomatning azobidan saqlagin. وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد بفضلك وكرمك برحمتك.